Bugün size ilk bölümü 1 milyon kişi tarafından izlenmiş, oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Tamer Karadağlı ve Haluk Bilginer gibi oyuncuları bulunduran, her bölümü yabancı dizi tadında, 30'ar dakikalık fantastik bilim kurgu türünde bir dizi olan acayip hikayelerden bahsedeceğim. Diziyi izlemek isteyenler için merak etmeyin, spoiler olmayacak. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Girişte dizi bilim kurgu türünde dediğim için aklınıza önceki Türk dizileri gibi hikaye önemli değil. LED ışık koyalım, alttan da sis verdik mi tamamdır diyen bir dizi gelmiş olabilir ama yanılıyorsun. Acayip hikayelerin senaryosu, başta Gırgır olmak üzere pek çok mizah dergimizde çalışmış, önemli çizgi romancımız rahmetli Galip Tekin'in Tuhaf Hikayeler hikayesinden uyarlanmış. Galip Tekin'in hikayeleri karanlık, aykırı ve özgündür. Başta Fare Çocuk olmak üzere pek çok hikayesi mevcut sansürlerle yeteri kadar iyi anlatılamayacak kadar serttir. Buna rağmen acayip hikayeler fena olmayan bir iş çıkarmış, zaman zaman ekrandan seyirciye çizgi roman kesitleri fırlatarak başarılı bir anlatım sunmuş, baykuş gibi, gölgeler gibi motiflerle hikayesini güçlendirmiş. Acayip hikayeleri benim için önemli kılan şey senaryosunun yerel öğeler içermesidir. Çok acayip hikayeler. Çok acayip. Geçenlerde çıkan Yaşamayanlar gibi doğrudan yabancılardan alınan söylemleri izleyene sunmaz. İkinci bölümü fazilette aile baskısının bir baba kız arasında sonu şaşırtıcı noktalara varacak olaylara yol açtığı bir hikaye anlatır. Dördüncü bölümü Karabüyü'de pek akıcı olmasa da Karabüyü üzerine bir hikaye anlatır. Dokuzuncu bölümü Rakkase'de Anadolu'nun ürpertici hikayelerinden birini izleyene sunar. Üçüncü bölümü Benim Güzel Sevgilim'de sevgilisini kıskanan bir adamın absürt hikayesini anlatır. Acayip hikayelerin en güçlü yanlarından biri tıpkı Twilight Zone'daki Red Serling gibi sunuculuğunu yapan Ayko Cepkin tarafından yapılan müzikleridir. Müzikler, Galip Tekin romanlarının o karanlık yapısını yansıtma konusunda gayet başarılıdır. Buraya kadar anlattıklarımdan, acayip hikayelerin bize pek uzak olmayan bir hikaye anlattığını ve her bölümün Black Mirror gibi farklı bir hikaye anlattığını anlamışsınızdır. Peki 2011 yılında çıkan Black Mirror bu kadar bilinirken, 2012 yılında çıkan acayip hikayelerin bilinmemesinin ve yayından kaldırılmasının sebebi nedir? İlk sebep, Black Mirror'ın yabancı dizi olması. Acayip hikayeler özgün bir hikayeye sahip olsa da, hikayesini görsel olarak yeteri kadar iyi anlatabileceği bir bütçeyi yerli bir dizi olarak alamamıştır. Acayip hikayeler büyük ihtimalle Black Mirror çok tuttu. Niye yerlisini yapmayalım kafasıyla çekilmiş ama 30 dakikalık süresiyle yeteri kadar reklam alamayıp başarısız bir finansal projeye dönüşmüş. İşte tam da bu sebeple 11. bölümde önce sezon finali, sonra final yaptığını açıklayarak yayından kalkmıştır. Acayip hikayelerin başarısız olmasının bana göre son ve en önemli sebebi kendisini izleyecek genç kitlenin hiç olmadığı televizyon gibi bir ortamda çıkmasıdır. Belki Hakan Muhafız yerine Netflix'te çıksaydı herkesin sevdiği bir dizi haline gelebilirdi. Bu tarzda Türkiye'de az taliplisi olan dizilerin yapılabilmesi için Netflix gibi izlemek isteyenin parasını vereceği servislerin kullanılması gerek. Başka şekilde televizyonda az reytinglerle devam edebilmeleri mümkün değil. Şimdi de diziyi izlemeli misiniz ondan bahsedeyim. Diziyi izlemek isteyenler için ilk bölümün YouTube linkini açıklamaya koydum. Bu dizi her ne kadar Black Mirror'dan sonra çıkmış olsa da aslında Netflix dizisi Love, Death and Robots dizisi gibi 7'şer dakikalık bölümlerden olursa daha iyi olurmuş. Bazı bölümler fikir olarak gayet iyi ama yarım saat boyunca izlemek sıkıcı oluyor. Bütçesi ve sansürler yüzünden gösterilemeyen bazı sahneler farklı bir evrende olduğunuz hissini unutturuyor. Ama bunu tüm bölümler için söyleyemem. Bazı bölümler çok başarılı bir şekilde başka bir dünyada olduğunuzu anlatabiliyor. Bence Türk televizyon dizisi kalitesinin kat kat üstündeki acayip hikayelerin en azından Haluk Bilginer'li ilk bölümüne bakabilir. Dizinin işleyiş hızını ve tarzını beğenmenize göre devam edebilirsiniz. Geçen hafta Akıncı dizisinden bahsetmiş. Biraz da umutsuz konuşmuşken aslında istersek tüm imkansızlıklara rağmen hiç fena olmayan işler başarabileceğimizin kanıtı olan acayip hikayelerden bahsetmek istedim. Belki diziyi duyanlarınız vardı ama duymayanlar için umarım izlemesi zevkli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.